hem vlog çekmiş olduk. Aynen. Arkadaşlar çok enteresan şeyler göstereceğiz şimdi size. Şimdi Kürşat abiyle birlikte. Arkadaşlar böyle bir ürünümüz var. Aynen. Bu ürün ana gövdesi bu. Bunun bir büyük gövdesi daha var. Buna istersek 4 tane daha makine takabiliyoruz. Şimdi buradan slow. You can select the different. Buradan akıntı şeyleri mesela seçtik, bunu seçtik. Şurada gördüğünüz gibi tank akıntılarını yapıyor. Go stop, go stop now. Yes. Now we, if we change it, yes, because we're fixing the temperature on settings. Right. Buradan istersek tankın içindeki ısı ayarını ayarlayabiliyoruz. Isıyı da mı ayarlıyor bu? Tabii. O onun vasıtasıyla. Sana alarm veriyor. Şu exactly. Isılarda bana diyor alarm ver diyor. Exactly. You adjust it. Because as we talk, because of the new school bar we place. Yeah. Aynen. Evet. Bunu kaydediyorsun. Ve işin güzel tarafı, İnternetin olduğu her yerde bunu tankın ısılarını, değerlerini, eğer buna test kitlerini takarsan test sonuçlarını, kafa motorunu takarsan kafadaki akıntı sirkülasyon hızını, sirkülasyon motorunun akıntı oranı ayarlayabiliyorsun. It's manual. Manuel yaptığın zaman buradan. So you select what you prefer, for example buradan this one. Diyorsun, ben kendim belirleyeceğim. Okay, wait, it's a, okay, and now. Buradan böyle azaltıyorsun. You reduce speed. Azalıyor. So if you are at work, oh, I have, you can check from internet. Buradan ayarlıyorsun. İnternetin olduğu her ortamda teknolojik bir akvaryum. Teknolojik olarak bunu ayarlayabiliyorsun. İşin güzel tarafı da şu. Bizim her zaman akvaryumlarda şunu söylüyoruz ya. Nehir sistemi akvaryumları, göl sistemi akvaryumları yani barutlarında dahil olsa yüzeysel bir paralel akıntı vardır. Aynen. Yüzeyde akıntı, alt tarafta da akıntı. Bunun karşılığını belki buradan çok rahat görebiliyor olabilirsiniz ama tankın bu tarafında ve bu tarafında çok rahat bir şekilde görüyorsunuz. Devamlı manuel bir modla akıntı yaparak yüzeye atılan tutuntusunu yapıp balıkların daha huzurlu olmasını sağlıyor. Tank üzerindeki oksijenlenmenin ve filtrasyon sisteminin daha efektif çalışmasını sağlıyor. Ve hani ısıtlı akıntıyı sevmez demelerine rağmen ısıtlılar bile bu akıntıya karşı mesela çok rahat bir şekilde yemlenebiliyorlar. Bence güzel bir sistem. Artık teknolojiye ayak uydurmanın vakti geldi. Aynen, tam full teknolojik bir akvaryum oluyor bunlar. Biz Türkiye'de hala bu filtreyle balık beslemeye çalışan bir kesim olarak çünkü nedeni kurulu farkları olsun, yurt dışındaki ürünlerin Türkiye'deki bilimsel olarak farklı fiyatlarla olması olsun. Buna bir ciddi etmemesi lazım ama artık bunları da yavaş yavaş aşmaya başladık. Şu andaki değil mi? Şu andaki mesela 27.2 onu gösteriyor. Also if something bad happen, no electricity, broken something, fishing die, temperature is wrong. Aralık ayarlıyorsun. Notification. O yer veriyor. Alarm veriyor. Mesela 28'i geçerse aynen. Alarm veriyor. Mesela diyorsun 27 ile 28 arasında olmasını istiyorum. Aynen. 26.8 olduğunda telefonuna direkt alarm geliyor. Eğer kontrol mekanizması ısıtıcıyı da taktıysan orada ısı kalibrasyonunu yapıyorsun. Isıyı ayarlıyorsun. Ona göre de takım müdahale etmiş oluyorsun. Keza aynı şekilde mesela görevimizde başlık olarak katlarıyorlar. This is for the pump. Simple iki kontrol sistemi bağlayarak hem pump hem hemşeyi ikisini buradan birden kontrol edebiliyorsun. Hem tuzlu su hem de marina. Hazır senin gibi hobi dostu birini bulduğumuzda sadece şunu göstermek istiyorum. İç filtreler kullanıyoruz. Aynen. İç filtrelerde en büyük sıkıntı ne? Bunu sökerken tüm pistin içine. Aynen öyle, kesinlikle. Aynen öyle. Hareket, indir. Çıkarttı. Kaldır. Mıknatıslı mı? Tabii. Şuraya koyuyorsun. Sal yerine. Şöyle. Kendi yerine geçsin. Buradan hava motorunu iptal edebilirsin. Buradan tamamen hava oranını kendin ayarlayabiliyorsun. Biraz sert. Aynen. Buradan ayarlıyorsun. Aynen. Şöyle. Mesela artırdım. Gerçekten o pisliğin dökülme mesela olayı gerçekten çok büyük sıkıntı. Burada da mesela iç filtreniz çok geldi. Buradan aynen ayarlayarak da akıntı yani o sızını akıntıyı bile şu anda ayarlıyor musun? Tabii tabii ayarlıyorum. Birçok insana şey derdi o akıntı. Yani akvaryumda büyük motor alıyor. Kendince şuradan vanayı kapatınca az hava çıkınca akıntı azaldı sanıyorsun ama öyle bir şey olmuyor hiçbir hava motorunda. Hem flow hem de akıntı oranını ayarlayabiliyorsun. Ve keza şöyle bir şey, sen de tanıdık balıklar ve şeyler okuyorsun. Bu tankın kurulumu 2 günlük bir çeşme suyuyla kurulmuş bir tank. Aynen. Altınlarımız
diskuslarımız, koridorasyonumuz, plakolarımız. Plakolar var, pek görünmese de plakolar var içlerinde. Evet, içinde yaklaşık 30 tane plaka var. 30 tane plaka var bunun içinde. L25, L56 çubi, benim kendi özel çaprazladığım hibritler. Biraz şuradan... Dün birkaç tane gördüm ben, çektim onları dünküleri. Evet. Ve tankımız böyle, mesela yeni gelen seyahat çekim tempo dediğimiz bir motoru var. Bak bunu arkadan göstereyim sana. Şimdi şöyle bir şey düşün. Bu böyle bir ürün. Buradan akıntısını ayarlayabiliyorsun gene. Keza sona alabiliyorsun. Buradan sepeti var. Bunu çıkartıyorsun. Şimdi temizlemek sepeti var. Sepetini alıyorsunuz. Koyun. İstediğiniz gibi hiçbir şekilde su akıtmadan götürebiliyorsunuz. Vay be, her şey... Keza geldik, sepetimizi taktık, kapağımızı kapattık. Şu görmüş olduğunuz durum. Bu nesi? Eğer yukarıya çıkmış olduysa, yukarıdaysa diyor ki ben kirlendim. Doldu. Doldum, beni temizle. Temizle baktım. Hava motorunuz bu da infibe ediyor. Bu öyle bir sistem yapmış şuraya. Bunu kapattığınızda su buradan giderken virtüöz yaparak buradaki havayı çekiyor ve burada suyla birlikte havayı karıştırarak tanka veriyor. Havalandırmasını sağlıyor. Keza bak size başka bir şey göstereyim. Şimdi normalde fişini çektikten sonra bu cihaz böyle suyunu çalıştıralım. Suyunu da boşaltalım. Şimdi böyleyken çalışmasının imkanı yok değil mi? Elektrik gelse dahi içinde su yoksa. Aynen, boşaldı. Boşaldı. Şimdi boşalttım. Kendi mi çekecek şimdi suyu içine? Şimdi bu normalde asla ve asla yeni bir şey olduğu zaman içindeki suyu çevirip durur. İçinde su olmadığında çalışmayacak. Şöyle burada motoru burada olduğundan dolayı ve sump sistemi şeklinde çalıştığından dolayı hiç içine su koymadan, şu anda çekti suyu dengelemeden suyu kendi kendine çalıştıracaktır. Şöyle de kapatıyoruz ve başka hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Tamam. Keza gene orada şu seviye kadar çekebiliyor. İstersek buradan ayarlayabiliyoruz, yukarıya kaldırabiliyoruz. Aynen. Isıtıcısı gene birbirine şey mi? Tabii, buraya bağlayın. Bizim kablo şey yaptığından dolayı şey yapmıyor şu anda. Bağlayarak çok rahat bir şekilde gene çalıştırmasını sağlıyorsunuz buraya. Şu gördüğünüz cihaz 550 litrelik bir tankı çok rahat bir şekilde çevirebiliyor. Abi şimdi bunlar ne marka bunlar, ne? Seyaçan. Bu Seyaçan ve Sikke tarafından ortak özelliklerle üretilmiş. Kutusu orada mı? Evet, kutusu burada. Tidal 55 dediğimiz bir ürün. Bunu şöyle gösterdiğim zaman size 55, 75 ve 100. 3 modeli mi var? 2000 litre, 1500 litre, 1000 litre. Yani bu saatte 1000 litre çeviriyor. Şelale filtre olmasına rağmen. Şelale filtre olmasına rağmen şöyle göründüğü üzerine Seyaçan ve Sitçe ortaklığıyla üretilmiş bir şey. Ha, iki firmanın ortak ürünü şu anda. Zaten bunlar kendi kendine birbirlerine destek olan firmalar. Biri İtalyan markası, biri Amerikan markası. Yetkililer şu anda burada sanırım değil mi? Hep yabancı yetkililer. Seyaçan Amerika müdürü, Sitçe İtalyan müdürü. İstersen tanıştırayım seninle. Jacobo. Hello from Sikkim, USA. Hello Turkey. Sitçe, Sitçe, Amerika. Sitçe, Boskar, Germany. Boskar, Germany. Kürşat. Boskar, Sitçe. Ürünler... Ürünler çok iyi. Çok yani enteresan ben, yani, tam teknolojik. Beni zaten az çok tanıyanlar, biraz tanıttı yani, az çok tanıyanlar. Yenilikçi bir yapım var ve gerçekten artık teknolojiye ayak uydurmamız gerekiyor. Aynen. Doğru dünyada evrensel. Yani bizim ülkemizde şu yanlış çok yapılıyor, işte benim doğrularım, benim yapımları falan gibi ama bu olay işte bazı şeylerle düşünüyorum. Şöyle bir makineniz var. Bu makinenizden evinizde otururken internete giriyorsunuz. Kamera bağlayabiliyorsun tankın içine. Kafa motorunu bağlayabiliyorsun. Bu şu anda hepsinin ana kontrol şeyi. Aynen. Mi? Bu tekli kontrol, simple, ikili kontrol. Bunun dörtlü ve beşli kontrolleri de var şurada. Şu şekilde. Böyle ara bağlantılar var. Bağlıyorsunuz. Buradan bu makineyi wireless'a bağladığın zaman kafa motorunu kontrol edebiliyorsun. Akıntı programlayabiliyorsun. Değişik akıntılar programlayabiliyorsun. Mesela bak şurada görürsün bak. Şu karşıyı boş ver. Buraya bak. Akıntıyı görüyor musun? Devamlı. Aynen.
Ve balıklar içinde dediğin gibi doğal ortamındaki akıntı şeyi simülasyonunu yapıyor. Hatta buna gün simülasyonu ekleyerek şimşek efekti, yağmur efekti, yağmur yağma, sel durumları. Tam koyda rastların üretim şeyini ayarlayabilmek için. Amazon'daki durumları her şeyini ayarlayabiliyorsun. Bence çok iyi bir ürün. Ve garanti şartta da şunu söylüyor Sitce. Sitce'nin bir şeyi var. Biz tüm kullandığımız ürünler İtalya'da üretilmiş, ham maddesi dahi İtalya'da yapılmış ve asla ve asla uzak doğu kalitesiz ürünlerini kendi bünyemize alarak kaliteli bir ürün yapmaya çalışmadık diyor. Bence bu çok samimi bir söylem. Ya, tamamen şey gibi olmuş ya, artık hani nasıl reklamlar, kombinizi eve gelmeden ayarlayın, evet, ışığı evet, açın evet. Kapatın, o akvaryumda tam şey tabii. Olmuş. Yani o özellikler var, mesela şu 2000 litreyle, şu gördüğünüz küçücük cihaz 2000 litreyle 5000 litre arasında çeviriyor. Kendiniz form şey yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi. Vallahi tam muhteşem teknolojik bir akvaryum olmuş oluyor. Şu anda hepsinde örnekleri burada gördüğünüz gibi. Şu şey hava motoru benim yani hepsi çok güzel de o pisliği evet, bırakmadan evet. Hava motorunu alabilme. Şimdi bunu sökmeye gerek yok. Hepimiz bunu söküyoruz. Kafasını sökmeye gerek yok bir kere. İsterseniz mesela sadece onu da sök. Tek de çalıştırabilirsiniz. Yani bunu çıkarttım. İki katmanlı şu anda değil mi? Evet. Bunu çıkarttım. Küçülttün akvaryum boyutuna göre. Sana. Bakın burada bir özellik var. Kiri tutuyor. Açtım. Bakın bir günde topladı. Evet. Yeni kum olduğundan dolayı topladığını görüyor musunuz? Ve ama bunu salmıyor. Bembeyaz bir şeymiş sünger. Tabii tabii bembeyaz sünger ve bunu salmıyor. Yani şey yapmıyor. İndirdin. Tık oraya koydun. Geldin. Çevirdin. Çevirdin. Şuradan çok rahat bir şekilde ayarla. Onların şöyle üstlerinde hep delikleri var gene değil mi? Tabii tabii. Hani şey, yani şurada şey var. Çekim yerinin şöyle deliği var. Buradan ayarlayabiliyorsun. Hani dipte çok sirkülasyon istemiyorsan. Aynen. Çünkü dip sirkülasyonunu sağlamak için özel olarak üretilmiş bir şey. Koydum ve çalış. Hiç sıkıntı yok. 3, 4, 5 taneye kadar ekleyebilirsin. Aşağıda şey, mıknatıslı mantık olduğu için aşağı doğru kaç tane istiyorsun? Yontalı bir sistem olduğundan dolayı asla şey yapmıyor. Keza mesela yine Jolly diye hem kaplumbağa hem sürüngenlere ve hem de küçük nano ve piko tanklarda kullanabileceğiniz yere atsanız dahi yani şöyle gördüğünüz. Isıtıcı mı bu? Tabii ısıtıcı bir elini al bak şöyle bak. Malı bir elini al. Sağlamlığını. Camın kırılması, cartı cırtı. Buradan ayarı var ve sizin kendi ayarladığınız sistemle 26 sistem ve 27 sistem arasında değişiyor. Keza yine Scuba serisi var ve bu Scuba serisinin en büyük özelliği net ısı. Yani neye ayarladıysan? 0.1 artı eksi yanılma payı var. Evet. Neye ayarladıysanız o ve asla kırılma ve cam yapısı farklı bir yapı. Kırılma olmuyor. Yani kırılma olmuyor derken vurursan, job gibi vurursan kırılır da şeyde. Ama en azından. Ve akım kontrol sistemi olduğundan dolayı da ters akımla veya da çarpılma gibi şunları bunları elektrik geldi kesiyor, gitti kesiyor. Falan. Evet. Yine dediğimiz gibi bu makinelerimiz, kafa motorlarımız da dahi bu sistemi klasik. Bağlayabiliyoruz. Hadi canım. Jackları var. Keza görmüş oldum mesela bak Voyager Nano dediğimiz, Nano'ya bağladığımız şey. 2000 litre çeviriyor. Küçücük şey. Tabii. Yani burada dış şu görmüş olduğunuz dış filtre orada yine göstereyim. Piona Black kasası tamamen. Bu Vale serisi. Bu da Space Eco serisi. Bu da tamamen İtalya'da üretilmiş, İtalya tarafında yani hani uzak doğu üretilmiş şu mantıkla değil. Tek bir ama içinde var 2-3 bölüm var. Ve içi dolu geliyor. Ha malzemesiyle birlikte. Tabii buradan açıyorsunuz ve işin güzel tarafı bak şöyle gel. Koyarken mi? Evet debinin. Nereye koyduğun hiçbir önemli. Ve oturuyor tam her türlü. İç alanı kare olduğundan dolayı tamamen şey yapıyor sana karşı suyu çok rahat bir şekilde çevirebilmesi için bu arada aynı süngeri kullanıyorlar. İçerideki ha. Space,
bu Space Echo'da deminden gösterdiğim süngerin. Az önce o bembeyazdı. Evet. Bir günde o kadar şey pisliği toparladı. Bu olay. Mesela bir daha geliyorsunuz. Burada yine halkaları var. Buradan çeviriyorsunuz. İçi dolu geliyor. Seramikleri. Bunu bile İtalya'da üretiliyor. Bu da yani Avrupa'da farklı üretiliyor. Zaten normal bildiğimiz. Evet. Bunun yüzey alanı, bu da Seacem gibi yüzey alanı çok çok geniş. Geniş bir yüzey alanı var. Bol miktarda bakteriyi toplayabilmesi için. Ve garanti konusunda efsane bir şeyleri var. Sınırsız garanti vereceğiz diyorlar. Vaatleri. Evet ama standart olarak 3 yıl. Şimdi Türkiye'de şu anda yoktu. Yeni mi giriyor şeyler? Evet, bugünden itibaren artık Bozkar'la birlikte. Bozkar'la birlikte resmi distribütörüyüz. Şöyle hemen standımızı da gösteriyorum. Ben sana valeyi de göstereyim bu arada. Eğer vaktim var. Var abi. Biraz aksilik yaşadık aslında. Ne oldu? Pervane milini içinde takmayı unutmuşuz, çalıştırmaya çalışıyoruz. Hadi ya. Tabii şeyde, pervaneyi takmadığı üründe için, yeni olunca. Üründe yeni olduğu için sonradan ektik. Bak şimdi bunun özelliği ne biliyor musun? Şu olayı görüyor musun? Kafa çevirdin, yapısı. Çevirdin. Ve keza geçtim. Bu akıntı sana çok geliyor. Evet. Burada orada ayarladın mı? Burada tuşu bir var. Bir daha göster abi. Bak burada tuşu oradan var. Ayarlıyorsun. Akıntıyı. Bu kısıyorsun. Vay be. Abi vallahi hani bütün akvaryum severlerin ihtiyaçlarını düşünerekten bir şekilde. Ve mesela yüzey akıntısına ihtiyacın var. Kafayı gene yukarıya doğru çevirdin. Makinen hava yaptı. Evet. Şey burada. Motorun üzerinde değil. Makinenin üzerinde evet. Değil. Gel bak, makineyi gör. Piano bilek. Bu ne? Ufacık. Yani hani bunu saklamana bile gerek yok. Yukarıya koy. Aynen. İstediğin gibi çok rahat şey, çizilmez. Yani design da hoş design yani. Bir, çok. Evin bir ne derler, beyaz eşyası gibi sanki. Gibi, hani bir de bizim diğer filtrelerde şu sıkıntı vardı. İki tarafı eş değer koyman lazım. İşte kafa kafaya aynen. Oturtma. Bundan nasıl koyarsan koy oturuyor. Ve asla kaçırma yapmıyor. Hortumu çıkartacaksın. Fişini çektim. Fişini hemen çekelim. Kilitleme sistemi o şekilde. Alıyorsun. Direkt. Git götür, götür, temizle, geri getir. Geldin. Tak. İttir. Fişini geri tak. Çalıştır. Olay bu kadar. Vibrasyon şeyleri var. Altlarından tabii altlarında vibrasyon ayakları gibi var. Ayak demeyelim. Ha şey tamam üretilmiş. Anladım. Titreşim kesinlikle. Dediğim gibi dolabın içine koydun evde en büyük ders zaten ses. Diye o ses yok. Aynen. Hortumları sert değil plastik yumuşak bir kauçuktan evet. Yapılmış. Asla ve asla ışık geçirmiyor içine. Hmm. O yüzden yosunla özelliği var. Yani evet. Yosundan tutmayı bak. O da en büyük dert. Yeşil şey, hortumlarda sürekli yeşil yeşil içinde. Yosunlaşmaz demiyorum ama normal gecik. Bir hortumda 3 ayda yosunlaşıyorsa bunda 1,5 yılda yosunlaşıyor. Çok büyük bir fark yani. Kesinlikle. Bütün ürünler. Ben dün çekmiştim. Ben kendimce biraz çekmiştim Bozkar'a ama şimdi Kürşat abiyle birlikte bütün ürünleri tek tek görmüş oldunuz. Birçok kişinin büyük ihtimalle aşırı derecede hoşuna gidecek ürünler büyük ihtimalle. Yani zaten şu anda ülkemizdeki en büyük sorunlardan birisi uzak doğudan gelen ürünleri watt problemi. Kaç wattla çalışıyor biliyor musun? Kaç? 5 watt. Şu alet 5 watt mı çalışıyor? Şu gördüğünüz şey 25 watt. Bu gördüğünüz alet 5 watt. Watt'ta çalışıyor. Vallahi. Ve 5 watt'ta burası tam seviyede, max seviyesindeyken kullandığınızda 5 watt'ta çalışıyor. Onu da kısınca elektrik tabii, şeyde elektrik kısılıyor. Elektrik şeyde DC şeklinde azalıyor. Şimdi şey, bütün ürünler artık bozkarpet.com'dan online olarak... Satışımız, biz distribütör olduğumuz için, kendi bayilerimizi korumak için online satışlarımız olmuyor. Ha pardon, siz distribütör, evet. Türkiye'nin distribütörü oldunuz. Biz şöyle yapıyoruz. Anladım, doğru. Aqua Vitro, Seacem, yani Sikem, Sitche gibi ürünlerin dağıtımını yapıyoruz ama canlı ve peyzaj ve kurulum şeylerinde Parakendi'deyiz. Hmm. Ama malzemede bunları dün ki, bayağı göstermiş zaten hepsi. Sen mi yaptın abi? Başka arkadaşlar da yardımcı oldular. Başka arkadaşlar bunlar Serkan Bey'lerin tasarımı. He aynen. Bizim tasarımlarımız. Canlılar benim kendi canlılarım. Ürettiğim canlılar.
Hepsi. Yeni mesela kum şeklinde biliyorsunuz çok sıkıntılar yaşıyordu ülkemizde. Aquasolum, şöyle kumu göstereyim. Gerçekten çok efsane bir ürün olacak. Şöyle ışık. Yuvarlak yuvarlak taneli evet. Sanki değil mi? Ve şu hani çoğu kum böyle bastırdığınızda böyle şey kalıyor ya, bizim kum tamamen toz olup eriyor. Dağıldı gitti. Dağıldı gitti. Hiç şey olmuyor. Tozlanması da o derecede şey mi? Özellikle bitki için olan bir kum bitki mu? Bitki için ve karides olan için bir şey. pH'i tamponlayıp düşürebildiği, düşürüyor. Yaklaşık 5.4'e kadar indiriyor. Bu ayrıyetten içinde fosfat bazlı bir yapı yok. Bundan dolayı da tankta ki değerlerde hiçbir oynama yapmıyor. Tamponlama görevi yapıyor. Keza gene Seaçem'in kil bazlı asla ve asla değiştirme gereksinim duymayan kumlarımız geliyor. Yıllar içinde birçok bitkicinin falan hep aynen, şeyi hiçbir derdi. Şekilde, hiçbir şekilde değiştirmeye gerek kalmıyor. Black Sand, Floriden, Floridet, Floriblack, Florisand. Bunların hepsi kil bazlı olup tamamen gördüğün gibi böyle sabit bir kalıplaşmış, hani hazır yapılmış bir ürün değil. Tamamen parça farklılıklarıyla daha göze grom hani evet. Dediğimiz taş yapıya hitap eden bir ürün. Burada görmüş olduğum ürünler kezane, real batch, deniz akvaryumlarımız için 10x sant. Bunlar mesela Tropeus akvaryumlarında kullanıyor yurt dışında ve pH artırıcı özelliğinden dolayı, iletkenlik artırıcı özelliğinden dolayı aşırı derecede Tropeus severlerin evet. Kullandığı evet. Bir ürün. Yani bu sene biz Ghost Carpet olarak vizyon olarak hobiyi biraz daha geliştirmeye, biraz bayağı daha abi, tatlı bir bu anlattığın şeyler çalışıyorum. Bambaşka bir boyuta getirmiş yani bunların yani hepsini. Yani ben mesela şu akvaryumu gördüğüm zaman kim ne derse desin 2 günlük veya 3 günlük kurulmuş kesinlikle bir akvaryum. Kesinlikle abi. Yani diyemez. Yani biz az önce yem verdi zaten Kuşat yani. Abi. Balıklar direkt yemi yediler yani. Hala şu an diskustikten yemiyor. Aynen. Ki diskus yani her birçok kimsenin bildiği narin hassas hayvan. Şimdi tekrar bir daha atıyoruz. Bu arada ben dün gösterdim ama altımlar filan, koldoraslar. Oh, there is the special for feeding. Ha mesela, bak bir özelliği de varmış mesela. Şimdi. Yemlenirken diyor mesela yem makinesi koydun. Yes. Aynen. Yem makinesi koydun. Yem makinesinin verdiği saati or, biliyorsun. Or you can just easily press and off hale getirdin. Direkt yem makinesi saatini off hale getirdin, yemlemeyi yapıyorsun. O saate tanımlıyorsun. Alarm gibi kuruyorsun. O saatte duruyor. O saatte duruyor. Aynen. Or you can put timer. Bakın şöyle altınlarımız biraz daha yemlendi. Şimdi durdu değil mi? Durdurduk şeyi. Durdu. Şimdi durdu. Akıntımız sadece Tidal'ın verdiği ve dış filtrenin verdiği bir akıntı şeyi var. Maşallah altınlar gördüğünüz gibi gayet güzel. Şu anda yemlerini yemeye başladılar. Koldoraslar zaten sürekli ortalıkta gezinmeler. Koldoraslar Türkiye'de ilk defa Raboti. Şimdi yakından gösterelim. Bunların hepsi bizim kendi yavrularımız. It's Jim, right? Jim. Özellikle Koldoras seven bir insan için şu görüntü gerçekten şahane. Başka bir şey var mı abi bayağı? Her şeyi. Aynen. Yani birçok kişinin ilk kez duyduğu, gördüğü şeyler şu anda bunlar. Bizim de mesela bu ürünleri, mesela Sitchen'in ürünlerini bugün getirdik. Biz de bugün yeni gördük. Biz de yeni yeni aşina oluyoruz ama şu heyecan var bizde. Şu şey çok güzel. Gerçekten artık kaliteli bir hobi. Yani imkan. Tabii bunların hepsi imkanlar doğrultusunda. Tabii. Diğer arkadaşları da anlıyorum ama. Artık daha keyifli bir hobi yapacağım. Abi şey bile, şimdi orada gösterdin ya, hortum işte su kaçırıyor, kaçırıyor. Bizim derdimiz hep odur. Şimdi alırsın bir ürünü, tamam yıllar geçer, hortum su kaçırır veya hava yaptığı zaman alamazsın. Adamlar yani yıllar içinde her şeyi düşünerekten neyi yapması gerektiğini şeye çözmüşler. O şey vardı, bir tane hep böyle uzak doğu, Asya... Çekiniriz hep. Çekiniriz ya. Adam onun farkına var, hobi de...
Arge yapmış demiş ki ne bir şoför diye bu sıkıntıyı görmüş ve şunu demiş, biz bunu iptal edelim. Artık Zitçi olarak sadece İtalya'da üretilen, Avrupa'da üretilen ham madde ile bir ürün yapalım. Üretimimiz tamamen İtalya'da olsun, İtalya'daki kaliteyle yapalım ve bunu denetleyelim demiş ve sadece İtalya üzerinde ve Avrupa üzerinde üretim yapmış. Evet, çok Avrupa'yı bir taraftarımız olmasa da dahi ama ne yazık ki denetimler ve ürün üzerine düşük test kitleridir veya da test etmek bakımından Avrupa gerçekten bizden bu konuda bayağı üstün olduğu için yani ürünün ne gibi sorunlar yaratabileceğini adamlar çok önceden tespit etmişler. Argesini yapmış ve o sorunun önüne geçmiş ve hiçbir sorun yaşamamış. Yani düşünsene evde oturuyorsun çok rahat bir şekilde işte yemlemedir, işte akıntıdır, sıcak bunu görüyorsun, bunu görüyorsun, her şeyi yapabiliyorsun. Ve bunun daha gelişmiş ürünleri var. Kamera takabiliyorsun. Ve abi şu anda aklıma geldi. Yani en büyük dert ne? Tatile çıkıyorsun. Evet. Bir hafta 10 gün yoksun. Aynen öyle. Ya bir kapıcıya anahtarı bırakıyorsun. Yani aklın orada kalıyor. Ürünü kullandın. Yani böyle bir asgari ücret var. Kafanda şu sorun olmayacak. Elektrik kesildi mi geldi mi? Sistem tekrar yeniden devreye girecek. Yani ben kesinlikle ve kesinlikle girecek. Çok duyuyorum bunu. İşte adam tamam 3 günlük 4 günlük tatile gitmiş. Sıkıntı yok, fazla mesafe yok ama gittiği gün elektrik kesilmiş. Evet. Filtre çalışmamış. Isıtıcı devreye. Motor burada olduğu için su buraya kadar olduğu için buradaki suyu devamlı çevirir durur. Ama akvaryuma faydası yok. Evet. Biz demin de gördüğün gibi burada dök. Mesela şunu gösterdim mi bilmiyorum ama şu olay çok güzel bir olay. Şimdi bunu temizleyeceğiz sepeti var. Aynen. Şimdi böyle bekliyoruz değil mi? Ha, az önce aynen koydum yani böyle. Gerçekten çok güzel bir olay yani. İnce bir detay yani. İnce bir detay. Götür. Özellikle evde yapanlar için kesinlikle. Halıya su damladı ve mıydı? Ve içi dolu geliyor. Yani bunun da aynı şekilde. Matrix ve altında aynen. Biyolojik süngeri var. Ve istediğiniz her türlü materyali biz özellikle sorduk. Dedik ki yani bizim ürünlerimizi koymak zorunda mı? Yani diğer yok. Ürünlerle mi? Diğer ürünlerle de aynı performansla. pH'ini artıracak ürünler kullanır, turkuöz kullanır, Amazon balıkları kullanır vesaire. Değişik değerlerde medya malzemeleri kullanması aynen. Gerekir. Ve cevap şu, hangi ürünü sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Biz dış malzemesinden şeyiz, kefiliz. Aynen. İçine ne koyarsanız koyun. Valla bayağı detaylı, güzel bir anlatım oldu. Dediğim gibi hani ben zaten ilk kez duydum. Büyük ihtimalle bu ürünler de birçok kişi şu anda ilk kez evet, duyacak, ya. Öğrenecek. Özelliklerini de anlattık şu anda. Dünyadaki teknolojiyi aynı anda Türkiye'ye getirmiş olduk. Aynen. Yani teknoloji de çok yeni bir teknoloji. Tabii ki yani. Özellikle o telefonla kontrol etme olayları falan. Evet. Bu arada ben bu videoyu yine hemen yayınlarım. Artık cumartesi, pazar. Bu arada evet. Yayınlarsan cumartesi ve pazar. Güzel akvasik kullanımımız olacak. Aynen. Selçuk abimiz gelecek kurmaz. Serkan Çetikol zaten bizimle hep beraber. Aynen. Ve kurduğu tankları çekilişle hediye edeceğiz arkadaşlar. Vay. İçindeki malzemelerle dahil her şeyle kurulmuş birlikte. Şahane bir akvaryum. Cumartesi günü yani buradan iki tane Serkan Çetikol ve Selçuk Durmaz tarafından işlenmiş, emeklenmiş, güzel bir görsel tank hazırlanmış. Tankları hediye edeceğiz. Bu da başka bir şey. O zaman ben bu videoyu hemen ekliyorum şimdi. Herkesin haberi olsun. Artık cumartesi pazar sizi fuar alanına bekliyoruz. Fuar alanı zaten ben sürekli videolarda söylüyorum da. Bu eski havalimanı, Atatürk Havalimanı'nın yanındaki fuar alanı lazım. Birçok fuar burada oluyor. Ben de balık seven arkadaşlara, bizim hobici arkadaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar fuarda gördüğün gibi sen de bunu görmüşsün. Çok balığa dayalı bir fuar olmuyor. Maalesef hep aynı konuyu konuşuyoruz herkesle. Bunun nedeni de aslında bizim hobicilerimiz. Gelin baskı kurun. Mesela zannımca herhalde 13 tankla en çok akvaryum aynen öyle öyle firmayız. Aynen. Ve bunun da cevabını mesela geliyorsa herkes mesela çok memnun oluyor. Ben onlara biraz da serzenişte bulunmak istiyorum. Aslında örnek veriyorum, akvaryum ürünleri üreten bir firmaysa gidip onlara çok rahat bir şekilde neden akvaryumunuz? Aynen. Bunu sormaları gerek. Çünkü talep etmesi lazım. En azından seneye o da getirir yani. Lazım. Bence bu olması lazım. Çünkü biz pet sektörünün başlangıcı akvaryumdur ama biz bunu kedi köpeğe kaptırıyoruz gibi gelmeye başladı. Öyle bir durum bir akvaryum var. Sevdalısı olarak. Kesinlikle. Bence o konuda biraz daha hobicilerimizin destek olması aynen, bu, gerekiyor. Aynen. Bu da güzel bir çağrı oldu şu anda. Evet. Çünkü sabah dünden beri özellikle gelen herkes bir şey kimse yok ki balıkla ilgili hiçbir şey yok. Yukarıda bir iki tane stat var diyor. Evet ama dediğimiz gibi bizim de bir talepte bulunmamız lazım en azından.
Çünkü burada var şu anda başka akvaryum üzerine yoğunlaşan firmalar var ama dediğin gibi şeyinde standda kedi köpek maması var. Ona da buradan bir belirtmiş olalım. Artık detayları kendiniz görmek için Kürşat abi burada zaten artık bu saatten sonra büyük ihtimalle. Ben de aşağıda. Aynen. Ben de aşağıda standım var. Buralardayız. Gelenleri bekleriz. Herkese iyi hobiler. Hayırlı